Teknoloji. Şimdi tabii ne güzel söylemiş büyük şair. Tek dişi kalmış canavar diyor. Batı medeniyetine söylüyor da. Teknoloji de acaba gerçekten modern bir şey mi? Bakın bunu tartışmak lazım. Yani elimizde şu cep telefonları. Sabahtan akşama pıt 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 pıt. Sosyal medyaya bakıyormuş. Ya birazcık yüzüme bak. Konuşuyorum seninle. Yok yok bir dakika. Sosyal medyadan işte bilmem ne bir şeye bakıyorum. Çok ilginç bir görüntü var. Ya o ilginç görüntüleri sosyal medyadan izle de biraz sosyalleş. Hani sosyal medyayla sosyalleşme. Karşında insan var. Konuş. Dediğiniz zaman farklı bir tepki alıyorsunuz bu sefer. Şimdi dijital yorgunluk diye bir olgu varmış. Ona bakacağız ama bir de dijital kızgınlık var. Hani şu İstanbul yorgun, kızgın, bezgin var ya. Dijital yorgunluk diyorsak o zaman dijital kızgınlık. Dijital bezginlik de var. Belki bir gün dijital pişmanlık da olur. Gece yatmadan son elinden bıraktığın şey ne? Telefon. Sabah uyandığında ilk elini aldın. Telefon. Onunla yatıyor, onunla kalkıyoruz. Hatta uykuda bile bırakmıyoruz. Teknoloji bağımlısı mısın? Evet, çok oynuyorum. Kaç saat? Bu aralar oynayamıyorum pek ama günde 8 saat vardır. Teknoloji bağımlılığı her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca teknoloji kullanımının sınırı da ölçüsü de kaçmış durumda. Yapılan son araştırma tehlikeyi de gözler önüne serdi. Uyanır uyanmaz akıllı telefonları ele alma durumu %70'e kadar yükselmiş durumda. Vallahi 200 saat yemin ediyorum abla. Babam zaten alıyor telefonumu. Yakın zamanda şahit oldum ve çok üzüldüğüm bir durumla karşılaştım. Bekleme salonunda bir ailemiz evladıyla gelmişler. 7-8 aylık bir bebek. Ağlıyordu ve eline bir dergi verdim. Ve dergide şunu yaptı. Çok üzülmüşüm o anda. Ne yazık ki her birimiz o ekranların neredeyse kölesi haline gelmiş durumdayız. Teknoloji bağımlılığı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre modern çağın yeni hastalığı dijital yorgunluk. Eve dinlenmeye geldiğimizde kendimizi o ekrana esir ettiğimizde dijital anlamda yorgunluk yaşıyoruz. Nasıl kontrol altına alacağız? Bir, irademizi kuvvetlendireceğiz. İki, fişimizi çekeceğiz. Bu anlamda dijital bir detoks yapacağız, yapmak zorundayız. Dijital yorgunluk arttı mı sence bu süreçte? Yani teknoloji biraz yoruyor mu? Evet, gerek gözleri, gerek mental yoruyor ya. Bazen bağımlılık olabiliyor yani, bazen alışkanlık da olabiliyor. Yapılan araştırmaya göre uyanır uyanmaz eline telefon alanların oranı %70. Telefon yüzünden geç uyuyanların oranı ise %65'e yükseldi. İşte bu telefonlar artık hayatımızın bir parçası. Yemek yerken, müzik dinlerken, oyun oynarken ya da arkadaşları beklerken elimizden telefonlar düşmüyor. Üstelik sadece çocuklar ya da gençlerde değil, akıllı telefonlara erişim oranı %95'e kadar artmış durumda. Derdimiz teknolojinin kendisiyle değil, derdimiz tüm gün çevrim içi olma haliyle aslında. Tüm gün ellerimizden düşmeyen o telefonlar, o ekranlar acaba bizden neyi çalıyor? İyi bağımlısıyım. Öyle mi? Bilgisayar, telefon, televizyon üçü de açık duruyor. Hem zamanını alıyor hem de yani onun yerine gazete alıyorum, basından da okuyorum. Şu anda gazeteler bile bu telefonlardan okunuyor. Evet, evet. Ama işte kolayına gidiyorlar. Oraya okursan kafanda daha iyi kalır. Oradan bakarsan çabuk unutursun. Uzmanlar özellikle çocukların dijital yorgunluktan korunması için uyarıyor. Çünkü ilerleyen yaşlarda tehlike daha da artıyor. Anne baba elinden telefonu düşürmüyorken, hatta karşısında televizyon açık, elinde telefon, belki bilgisayarı ve evladı diyorsun ki kapat şu telefonu, bırak şu telefonu, bırakamayacak, yapamayacak. Güney teknoloji bağımlısı diyorsunuz. Anne baba acaba biraz sorumlu mu? Anne babada da var mı teknoloji bağımlılığı? Buyurun. Var mı bilmiyorum. Babası da öyle. Eve geldi mi direkt işten sonra elinde telefon. Evet. Babadan gördük. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.